Hangi çalışmayı nasıl yapmalıyım? Tekesin temel ilkelerinden biri, seviyenize uygun çalışma türünü yaptırmak ve çalışma türünüze uygun çalışma araçları sunmak veya önermektir. Bu yüzden kullanacağınız kitap, video, canlı ders, örgün ders gibi çalışma araçları hangi seviyede olduğunuza göre değişkenlik gösterir. Tekes'te mevcut olan içeriklerle veya kendi kaynaklarınızla çalışma yapabilirsiniz. Panel dışında yaptığınız çalışmaları çalışmayı tamamladığım butonu ile sisteme kaydedebilirsiniz. Böylelikle o konudan sonraki yapacağınız tüm çalışmalarda programınıza eklenecektir. Şimdi hangi çalışmayı nasıl yapabileceğinize sırasıyla göz atalım. Temel seviye ön hazırlık. Ön hazırlık çalışması o konuda temelinizin zayıf olduğu durumlar dönerilir. Konuyu öğrenmeden önce o konuyla ilgili fikir sahibi olmanız ve konuyla ilgili temel oluşturmanız amaçlanır. Ön hazırlık yapmak için basit anlatımlı konu anlatım kitaplarından veya ön hazırlık içeriği olan videolardan yararlanabilirsin. Bu çalışmayı yapma amacınız konuyu öğrenme değil, konuyla ilgili konu anlatımını öğrenmeye hazır hale gelmektir. Başlangıç seviyesi konu anlatımı. Konu anlatımı çalışması o konuya ait tüm bilgilerin detaylı öğrenilmesi için yapılmaktadır. Konu hakimiyeti kazanmayı amaçlayan bu çalışmayı örgün konu anlatım dersleriyle, canlı konu anlatım dersleriyle veya da konu anlatım videolarıyla ve konu anlatım kitaplarıyla yapabilirsiniz. Orta seviye tekrar. Konu anlatımıyla öğrenilen bilgiler kısa süreli belleğimizde tutulur ve hızlıca unutulmaya meyilli olurlar. Öğrenilen bilgiler tekrar edilerek uzun süreli belleğe aktarılır ve kılıcılıkları %80 oranında artırılır. Bu yüzden konu anlatımlarından sonra tekrar çalışması önerilir. Tekrar ederken tüm konuya değil, konuyla ilgili önemli başlıklara değinmek gerekir. Tekrar çalışması Örgün tekrar derslerinden, canlı tekrar derslerinden, tekrar videolarından, derslerde tuttuğunuz notlardan veya özet anlatımlı kitaplardan yapılabilir. İleri seviye kolay soru. Konuları öğrendikten ve tekrar ile kalıcı hale getirdikten sonra edindiğiniz bilgileri soru üzerinde kullanabilme tecrübesi kazanmanız gerekir. Kolay seviyeli soru çözümü çalışmasında amacınız kendinize ölçmek değil, öğrenmeye devam etmek ve soru tarzlarına hakim olmaktır. Bu çalışmayı yapmak için çözümlü veya kolay seviyeli soru bankalarından, soru çözüm videolarından, canlı soru çözüm derslerinden veya örgün soru çözüm derslerinden yararlanabilirsiniz. Üst seviye orta zor soru. Orta ve zor seviyeli soru çözümü çalışmasındaki amacımız sınavda gelebilecek sorular karşısında birebir tatbikat yapmaktır. Bu çalışmayı yaparken tüm soru tiplerinden bolca soru çözmeye ve soru çözüm hızınızı ölçmeye özen gösteriniz. Çözümü olmayan soru bankalarından, seviyesi orta ve zor olan soru bankalarından, deneme sınavlarından, yaprak testlerden, canlı veya örgün soru çözüm derslerinden bu çalışmayı yapabilirsiniz.